Sayın Valim, saygıdeğer protokol, değerli kurum amirleri, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın güzide mensupları, valiliğimiz himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen Okulumda Müzik projesi kapsamında Özel Çocuklar Özel Konserine hoş geldiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge birimince il genelindeki tüm öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik anlamda bir bütün olarak gelişmesine katkı sağlamak, eğitim öğretimin paydaşları olan öğrenci, öğretmen ve velileri bu amaç doğrultusunda etkin olarak bir araya getirmek gayesiyle okulumda müzik projesi geliştirildi. Projemiz kapsamında öğrencilere yönelik yetenek taramaları, öğrencilere enstrüman kursları, müzik bölümlerine güzel sanatlar, konservatuar, müzik öğretmenliği gibi bölümlere hazırlık kursları, türkü hikayeleri araştırma ve derleme çalışmaları, koro çalışmaları, öğrencilere yönelik halk oyunları kursu, Türk halk müziği ile ilgili il geneli koro çalışmaları yürütülmekte. Proje kapsamında il genelinde halk eğitim merkezi bünyesinde faaliyetlere yönelik 124 kurs açıldı ve 2000 öğrenciye ulaşıldı. Bu faaliyetler içerisinde bizler için ayrıca önem ifade eden özel öğrencilerimizden oluşan Özel Çocuklar Özel Konseri programımızla sizleri baş başa bırakacağız. Ama öncesinde enstrümanlarıyla programımıza katkı sunacak olan müzik öğretmeni arkadaşlarımızı alkışlarınızla davet ediyoruz. Kemanda Okulumda Müzik Projesi Proje Koordinatörü Murat Ağıl Hocam. Bağlamada Gökhan Kurt Hocam. Tırnak kemençede Esin Işıldak Hocanın. Klavyede Barış Başçıoğlu. Bataride Başar Başçıoğlu. Gitarda Orhan Kara. Yine gitarda Ahmet Taş. Ve koromuzda da Dilşat Arıkanlı öğretmenimiz bizlere katkı sunacaklar. Teşekkür ediyoruz şimdiden onlara. Evet, bizim bu programımızı oluşturan, ana omurgasını oluşturan kıymetli, yetenekli öğrencilerimiz İzzet Demirci, Saliha Aydın, hemen o öğrencilerimizi salonumuza davet ediyoruz. Ben isimlerini hızlıca okuyorum. İzzet Demirci, Saliha Aydın, Melike Han, İkbal Demir, Merve Bozkurt, Aksanur Karaerkek, Selma Şahin, Gökalp Evran, Tufan Kavağa Çıkan, Ercan Aydoğdu, Yaren Sansar, Melike Günal, Şevval Uzun, Hasan Erol, Mücahit Erdin, Yiğit Hekimhan, Birgül Saymaz, Cemre Nur Yurttaş, Ömer Faruk Erdoğan, Taha Nazari, Eyüp Aydın, Alperen Okçu, Arda Çelik, Dilara Bektaş, Muhammed Miraç Demirci. Evet, şimdi alkışı hak ediyor öğrencilerimiz. Programımızda koro, solo ve potpori şeklinde parçalar seslendirilecek. Solo'da çok özel öğrencilerle karşı karşıya geleceğiz az sonra. Programın bir an önce başlaması için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Evet, programımıza başlarken şefimiz Mehmet Kuzu Hocam'ı alkışlarla davet ediyoruz. Sayın şefimiz sahneye teşrif ediyorlar. İlk parçamız korodan Ateş Böceği. Onunla başlıyoruz. Thank you.
Evet, harika bir başlangıç yaptık. Şimdi solo Hasan Erol özel öğrencimiz bizim için Gül Pembe'yi seslendirecek. Ah Barış abi, erken gittin, o kadar çok güzellikler bıraktın ki bize. Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyoruz. Şimdi peş peşe iki koro parçamızla koromuz huzurlarınızda oluyor. Sev kardeşim ve hayat bayram olsa bu neşeli parçalara hepinizin eşlik etmesini bekliyoruz. We'll be right back.
Bir insan için en büyük hazine sevmeyi bilen bir kalbe sahip olmaktır. Sevmekten daha değerli hiçbir şey yok bu alemde, emin olun. Şimdi solo parçalarla ilerliyoruz. Öğrencimiz Ömer Faruk Erdoğan, "Her şey seninle güzel" diyor. Faruk, "Her şey seninle daha bir güzel oldu." Çok güzel bir yorumdu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi soloda Mücahit Erdin öğrencimiz, "Senden Başka" diyor. Bir sen, bir kalp kırıldı.
Evet, teşekkür ediyoruz Mücahit Erdin'e ve şimdi özellikle müzik öğretmenlerini, Tokat'taki bütün müzik öğretmenlerini son derece heyecanlandıran, şaşırtan bir durumla karşı karşıyayız. Belki de bu programın en dikkat çekici bölümlerinden birisi bu. Bir öğrencimiz var, Muhammed Miraç Demirci. Önce Muhammed Miraç'ı alkışlarla solo parçası için alalım. Muhammed Miraç, 10 bin kişide bir görülen bir yeteneğe sahip. Absolut kulak. Bu nedir? Absolut kulak nedir? Özellikleri nelerdir? Murat Ağıl hocamdan, uzmanından bir bilgi alalım. Öncelikle başta Sayın Valim olmak üzere tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. Absolut kulak müzik literatürüne geçmiş, aynı zamanda mutlak kulak anlamına da gelen bir özellik, doğuştan gelen bir özellik, genetik olarak geliyor. Bu ne demek? Miraç özelliğindeki tüm çocuklar doğadaki bütün sesleri notasal olarak duyabiliyorlar. Duydukları herhangi bir kuş sesi olabilir, bir adım sesi olabilir, bir şişeden çıkan ses olabilir. Her birini notasal olarak duyuyor, beyinde algılıyor ve hocamın da dediği gibi çok sayılı bu anlamda ülkemizde. Dünyada da bunun çeşitli örnekleri var Sayın Hocam. Dünyada ünlülerden absolut kulağa sahip olanlar kimler değerli hocam? Mozart, Beethoven, Chopin, bu üç önemli sanatçı çok küçük yaşlarda, 2-3 yaşlarında bu yeteneğe sahip olduğu ortaya çıkıyor. Ve her şeyi direkt ezbere dinledikleri şekilde çalabiliyorlar, uygulayabiliyorlar. Evet, Michael Jackson da bu kulağa sahip isimlerden birisiymiş. Evet, Jimi Hendrix de bu kulağa sahip isimlerden biriymiş. Öncelikle bu valimiz himayesinde ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz bu projede aslında amacına uygun olarak bu tarz yetenekli öğrencilerimizin ortaya çıkmasını gerçekten sağlamış oluyor. Şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyorum. İl genelinde uyguladığımız bir proje bu. Birçok çocuğa ulaşma amacımız ve sonucunda da gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen başta Mehmet Hocam çok ilgilendi Muhammed'le başından itibaren. Dilşat Hocam, Esin Hocam'a, özel öğrencilerle çalışan öğretmen arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Evet. Başladığı andan itibaren hakikaten özel bir program oluyor, heyecanlı bir konser oluyor ve şimdi Muhammed Miraç Demirci'ye kulak veriyoruz. O da diyor ki bu son olsun. Yavrum, hayat, ümit, neşe dolu, mutlu gün.
Ahmet Miraç'ı alnından öpüyoruz ve solo parçalarımıza devam ediyoruz. Şimdi Saliha Aydın bizim için bir parça seslendirecek. Saliha Aydın, söyleyemedim diyecek. Kalbinizde şiirler, sözler, sevgiler büyütün ama lütfen söyleyin. Sevgileri yarınlara bırakmayın. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Şimdi de öğrencimiz Şevval Uzun bizim için Pervane isimli şarkısını söyleyecek. Seni görünce yanarım, gözüm sönmeden, yine de senden ayrılamam.
Şevval harikaydın. Şimdi koromuz neler oluyor hayatta diyor. Çok güzelsiniz. Özellikle salonun üst katına teşekkür ediyorum. Şarkıya o kadar güzel eşlik ediyorlar ki oradaki neşe buraya yansıyor. Şimdi biliyorsunuz bu sene UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Aşık Veysel'den bir parçayı Ercan Aydoğdu seslendirecek. Uzun ince bir yoldayım diyecek Ercan. Thank you.
Ercan Aydoğdu'ya teşekkür ediyoruz ve koromuz şimdi havasına, suyuna, taşına, toprağına diyor. Memleketim bir başkadır benim memleketim. Cennet yurdumuz Türkiye'mizden kanımız bir, canımız bir, her olayda kalbimiz birlikte atan kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyoruz. Bir gül saymaz, bir gülü alırken diyoruz ki nazende sevgilim yadıma düştün. Thank you.
Birgül harikaydın. Ve şimdi koromuz üç parçayı birleştirip bir potpourri yaptı. Hep birlikte son şarkılarını dinliyoruz. Ah bu hayat çekilmez, esmerim biçim biçim bahçe duvarından açtım. Tabii ki salon da buna bütün coşkusuyla katılacak. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Yeah.
Evet, bahçe duvarından açtı mı bir daha istiyorlar. Yoğun bir istek var, bahçe duvarından açtı mı bir daha istiyorlar. Doğru mudur? Şefim, uygun görürseniz. Teşekkür ediyoruz şefimiz Mehmet Kuzu'ya ve müzik öğretmen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli öğrencilerimize. Evet, 10 Mayıs'ta başladık ve bugüne kadar Engelliler Haftası kapsamında özel öğrencilerimizle birçok programlar yaptık. Hiç övünmek gibi gelmesin size ama kesinlikle Türkiye'de en güzel, en yoğun programları Tokat icra etti. Bu anlamda bütün emeği geçen arkadaşlarıma bir teşekkür alkışı rica ediyorum ve kurumlarımıza. Özel çocukların bu kadar önemsenmesi için başta bir güzel yürek olması lazım. O da tabii ki Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu. Sayın Valim, duygu ve düşüncelerinizi almak için sizi arz edebilir miyiz? Evet, tebrik ediyoruz sizleri. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Şöyle aranıza beni alırsanız ben buradan konuşayım. Hocam, sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, çok kıymetli öğrencilerimiz, değerli protokol mensupları, kıymetli veliler. Tabii burada bir güzelliğe şahit oluyoruz. Aynı zamanda biraz önce çocuğumuz da söyledi ya, duygusal vali amca diye ifade etmişti. Evet, ben biraz duygusal bir insanım. Bu anlamda da işte 30 yılını devlet idaresine vermiş olan birisi olarak, özel çocuklarımızla ilgili olarak 100. yılında Cumhuriyetimizin geldiği noktayla iftihar ediyorum. Çünkü mesleğe başladığımız yıllardan sonra hangi noktaya geldiğimiz, kaynaştırma eğitimleriyle neler başardığımızı, belki bu süreç içerisinde ailelerin neler hissettiğini çok fazlasıyla bilen birisi olarak buradayım. Dolayısıyla da buradaki her çocuğumuzun gösterdiği güzellik aynı zamanda bizim güzelliğimiz oluyor. Çünkü biz özel çocuklarımıza ne kadar itinayla, gençlerimize, insanımıza ne kadar itinayla, özenle davranırsak ancak o zaman yüksek bir devlet oluyoruz. Ancak o zaman iyi bir millet haline geliyoruz. Aksi takdirde monoton, hayatın renksizleştiği bir dünya haline dönüşüyoruz. İşte
Bu çocuklarımız hayatımızı güzelleştiriyorlar. Allah'ımızın emanetleri olmanın ötesinde aynı zamanda toplumumuzun güzel renkleri oluyorlar. Birbirinden güzel şarkıları burada çok güzel bir şekilde icra ettiler. Onlara emek harcayan öğretmenlerimize, idarecilerimize, hocalarımıza ve bu projede emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum onları. Çünkü bir toplumu bir arada tutan, bir halkı bir arada tutan en önemli unsurlardan birisi. Her katmanıyla temsil ediliyor olması. Okullarımızda o yüzden kaynaştırma eğitimini çok önemsiyoruz. O yüzden kaynaştırma eğitiminde çocuklarımızın tümünün bir arada eğitim almasına büyük bir önem gösteriyoruz. Bu anlamda da her türlü teşviği, her türlü şeyi yapıyoruz. Çünkü ancak o zaman bir arada güzellikleri inşa eden, iyilikleri yaygınlaştıran bir toplum haline, bir ülke haline geleceğiz. Sevgili öğrenciler, sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Hem katılımlarınızla hem coşkunuzla bizlere güzel bir gün yaşattınız. Emeklerinize sağlık, sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyorum.